Herkese selamlar YouTube'un en kaliteli, en elit oyun severleri. Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. TikTok'taki viral Minecraft hilelerine bakacağız. Hangisi yalan, hangisi gerçek hep beraber test edip göreceğiz. Eğer siz de bu serinin hızlıca devam etmesini istiyorsanız videoya güzel bir yorum yazıp güzel bir like atmayı unutmayın. 10.000 like geldiği anda yeni video gelir diyorum ve hemen TikTok'lara bakıyoruz. Evet, ilk TikTok'umuzda dünyanın en gizli chest'ini görüyorsunuz şu an. Normalde kazan var orada, içinde su dolu olan bir kazan var. Ama arkasında aslında bir chest var. Şimdi nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Rayları koyuyormuşuz. Ondan sonra chest'e attın. Pistonla ittirdin falan filan. Falan filan. Onu güzel bir açıyla ittiriyorsunuz. Ondan sonra yukarı şey koyması lazım. Piston, evet. Pistonla onu aşağı ittirdiğiniz zaman siyah oluyor. Ondan sonra duvarı kapatıyorsunuz. Pistonla bir tane de şey, kazan ittiriyorsunuz. İçine bir tane de su. Ah, şurada yani chest olduğunu birisi anlasın. Gel, kanalın şifresini sana veriyorum kardeşim. Neyse, hemen test edelim bakalım. Gerçekten de görünmez chest yapabilecek miyiz? Şimdi bize önce bir tane duvar lazım. Şöyle ev görüntüsü verebilmemiz için güzel köşeli bir duvar lazım. Şimdi buranın eviniz olduğunu düşünün. Şuraya sandığı saklayacaksınız. Geldik buraya, rayları attık. Ondan sonra sandıklı vagonumuzu koyuyoruz. Hafif ittiriyoruz. Çok hafif ama. Çok gitti. Bak, çok gitti işte yani. Biraz geri gelmen lazım. Gel gel. Bu sefer yine çok gitti. 5 minutes later. Yavaş 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 yavaş, git. Tam şu hizada durması lazım ki dışarıdan görünmesin diye. Bu kadar yeter bence. Şunu kırabiliriz artık. Sandıklı vagonumuz burada kaldı, güzel. Ondan sonra yan tarafa bir tane piston atıyormuşuz. Ondan sonra şuraya bir tane piston atıyoruz. Olmadı. Olmadı. Yine olmuyor. Yine olmuyor. Hah, şöyle, tamam. Bir tane de kızıl taş bloğu atıp bunu yapıştırtıyoruz. Böyle oldu. Evet. Niye böyle oldu anlamadım ama. Tamam, hadi böyle olsun. Maksat bunu gizleyebilecek miyiz? Tamam, burada böyleymiş meğerse. Bakın böyle şimdi gizli gizli görünüyor değil mi? Buraları da kapattık. Şimdi bir tane şuraya piston lazım. Ondan sonra altına da bir tane kazan lazım. Kazan ver. Tamam. Koy kazanı da buraya. Ondan sonra kızıl taşla bastır. Tamam. Çok güzel. Bakın. Hiçbir şey görebiliyor musunuz? Sandık göremiyorsunuz değil mi? Ama tabii buradan sandığa erişebilecek miyiz? O biraz meçhul. Biraz da su lazım. Ver abi, su da ver bana. Suyu döktüm. Şimdi aslında burada bir tane sandık var. Ama sandığa erişebiliyor muyuz? Ben çok saçma bir şeyler yaptım. Bir saniye. Ben dağıttım ortalığı. Şu an sandığa erişebiliyorum. Bakalım şimdi kazanı koyduktan sonra erişebilecek miyim? Bir daha deniyorum. Kazanı da altına koydum. Ondan sonra pistonla onu aşağı ittirdim. Tamam. Şu an erişebilmem lazım. Suyu da koydum. Şu an buraya birisi geldiği zaman hiç şunun arkasında chest olduğu aklının ucundan bile geçmez. Dediğim gibi yani chest var derse kanalı veririm. Şimdi ama burada sandığa erişemiyorum. Sıkıntı orada yani. Sizce ben nerede hata yaptım? Bunu bir yorumlarda belirtin. Ama aslında oluyor. Yani mantıklı. Ama ben yapamadım. Mantıklı ama ben yapamadım. O yüzden bir like. Bakalım sırada başımıza ne gelecek. Yine piston koydu. Tamam. Pistonla örümcek ağı mı? Aa, ilginç bir şeyler geliyor şu an. Dikkatle bekliyorum. Tamam. Kum. Örümcek ağının üstüne kumdan kule yapıyor. Bayağı uzun bir kule yapıyor. Tamam. Ne çıkacak ya sonunda? Onu kırdığınız zaman bütün kumlar örümcek ağına takılıyor. Yani hepsi tek blokta gibi oluyor. Basınca bas. Gördünüz mü? Top atar gibi bütün kumları fırlattı. Bunu hemen denememiz lazım. Bu çok eğlenceli bir şeye benziyor ya. Şimdi bize bir tane ağ lazım. Ondan sonra bir tane piston lazım. Bir tane şalter lazım. Bir tane de kum lazım. Başka da hiçbir şey lazım değil. Şimdi pistonu yanlamasına koydum. Önüne örümcek ağını da attım. Yanına da şalterini koyalım. Tamam. Buraya kadar her şey sorunsuz. Ondan sonra üstüne çıkıyorum. Kumlarımı diziyorum. Ben bayağı yüksek bir şey yapacağım çünkü çok güzel bir bomba gibi patlamasını istiyorum. Evet, şu an silahımız hazır. Gördüğünüz gibi gökyüzüne kadar gidiyor. Önce şunu bir tanesini kırmam lazım galiba. Evet, gördüğünüz gibi şu an hepsi örümcek ağının üstüne oturuyor teker teker. Geliyor. Bir anda şalteri bir indireceğim. Boom diye gönderecek. Hazır mısınız? Yani göndermesi lazım, ben de ilk defa deneyeceğim için. İnşallah şu karşıdaki başaramadığım ilk TikTok hilesini vururuz ya. Hazırsanız patlatıyorum. 3, 2, 1, güm. Ay dur, yapamadım. Bam. Olmadı. Güm. Niye olmadı lan? Bir daha. Ben fazla bekledim galiba, o yüzden olmadı ya. Hemen geliyorum. Evet, bayağı gökyüzüne kadar çıktım. Umarım bu sefer başarabiliriz ya. Çünkü çok yüksek oldu bu sefer de. Şimdi önce şunu kırıyorsunuz. Bunların bir birikmesini bekliyoruz. Böyle mermi gibi birikecek şimdi bunlar.
kadar çok yaptım mı ya ben? Tamam, sonu geldi. 3, 2, 1, güm. Olmadı, bir daha. Güm. Niye olmuyor? Atacak gibiydi. Olmuyor abi, niye olmuyor ya? Ya ben gerçekten çok heyecanlanmıştım bunda ama olmadı ya da ben yapamadım, bilmiyorum. Eğer siz deneyip yapabilirseniz yorumlara yazın, bir daha deneyelim. Ama bu çok gerçekçi gibiydi, o yüzden buna çok clickbait diyemeyeceğim ya. Muhtemelen ben yapamadım. Oyunun en iyi bug'ı. Abi bug diyorsan zaten o yalandır. Diamond'ı koydun oraya, bloğu. Ondan sonra gittin piston attın. Altın iki tane kazdın. Yanında da bir tane chest var. Tamam. Kızıltaş tozlarını da dizdin. Şalterleri de böyle artı şeklinde şalterler dizdin. Yani sonuç, çalıştır. Evet, gerçekten yani çalışmayacağını o kadar emin olduğum bir TikTok ki. Yani denemeye bile gerek yok aslında ama deneyeceğiz bakalım clickbait miymiş değil miymiş. Şimdi ilk başta yapışkan pistonumuzu buraya attık. Ondan sonra slime bloğumuzu atıyoruz. Önüne de bir tane diamond bloğu atıyoruz. Sonra tozumuzla geldik. Repeater'larımızı artı şeklinde diziyoruz. Dizdim abi. Ondan sonra bunları bağlıyoruz bir güzel. Bağladım, verdim elektriği. Oh. Haydi bakayım. Şuraya da bir tane şalter bırakalım. Şimdi şunun altından iki tane kazacakmışız. Ondan sonra şu şalteri çalıştırınca diamondlar gelecekmiş. Hiç inandırıcı değil. Yani olmayacağına %100 eminim ama deniyoruz. Hazırsanız basıyorum. 3, 2, 1. Bastım. Yanmadı. Niye yanmadı? Zaten yansaydı da çalışmayacaktı ki. Bağlantıda bir hata mı var ya? Abi bağlı işte. Hepsi birbirine bağlı bunların. Tamam, böyle. Al. Hepsi birbirine bağlı abi. Ah, çalıştı. Evet, gerçekten çok güzel diamond oldu. Teşekkürler kardeşim. Ya zaten bir videoda bug diyorsa o video bence yalandır. Bunu da denememize hiç gerek yoktu. Vakit kaybıydı ama denedik. Kardeşim sana bir dislike ya. Bu kadar saçma sapan bir hile daha hayatımda görmedim yani. Yani hileyi daha yapmadan olmayacağı o kadar belli ki. O kadar inanmayarak yaptım ki yani, neyse. Sana ben bir şey demiyorum, seni geçiyorum. Minecraft hakkında kesinlikle bilmediğiniz şeyler part 2. Neymiş abi? Hayvana, balık gibi bir şeylere falan isim verebiliyormuşuz. Aa, hem şey olmadan, isim etiketi olmadan isim verebiliyormuşuz. Anvil'den onun ismini basıyorsun, al sana isim oluyor. Hemen bunu deneyelim çünkü etikete ihtiyacınız olmadan isim koyabiliyorsunuz. Şimdi normalde balığı attığınız zaman içine, gördüğünüz gibi balığın ismi şu an çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Balık isimsiz. Evet. Balık isimsiz. Ama bir de Anvil'le deneyelim. Yani Earth'le deneyelim. Şuradan geldik, bunu koyduk. İsmi ne olsun mesela? Mert balığı olsun. Mert balığı koydum, tamam. Aldım bunu. Ver abi, bas bakayım, Mert balığı geldi mi? Ah, vallahi adı Mert balığı, görüyor musunuz? Abi isim etiketi olmadan isim koyabiliyorsunuz balığa. Mert balığı bak ne kadar da güzel yüzüyor. Ben bir özgür balığım, denizlerde yüzerim. Evet, bu güzel hile, bunu kullanabiliriz. Son TikTok hilemizde diyor ki bu 3 biyomda hiçbir şekilde kırık taş yapamazsınız, cobblestone yapamazsınız. Nasıl yapamayız yani? Suyu koydun, lava koydun. Aa, olmadı. Kum çıktı ortaya. Kum biyomunda olmuyormuş. Mushroom biyomunda, yani mantar biyomunda olmuyor mu? Tahta çıktı, ne alakası var? Suyla lavın birleşiminden nasıl tahta çıktı ya? Burada ne çıkacak? Burası ilginç bir biyommuş, bunu bilmiyorum. Çok saçma bir şey çıktı. Ya ilginç. Ben hiç şeyde denemedim, çölde falan denemedim. Bir deneyelim, bu kafamı karıştırdı çünkü. Tabii öncelikle kendimize bir çöl bulmamız lazım. Ben hemen bir çöl bulup geliyorum. Bura bence çöl sayılabilir. Yani çok çöl olmasa da çöle benziyor. Şimdi bizim önce şöyle bir kazmamız lazım. 4 tane buraya, bir tane şuradan. Suyu bırakıyorum. Tamam, güzel. Şuradan da lava bıraktım. Geliyor mu? Cobblestone oldu. Al abi sana cobblestone. Kırık taş yani. Dakika bir, gol bir. Hemen yalan ya. Ben diğer biyomlarda da denemek için bir gezdim de diğer biyomları bulamadım. Yani gittim. Yarım saattir geziyorum, bulamadım bir türlü. Ama dediğim gibi çöl biyomunda denedik, olmadı. Yani diğerlerinde de olmayacak muhtemelen. Çünkü suyla lava birleştiği zaman her zaman kırık taş olur kardeşim. Yani böyle saçma bir hayat hilesi olamaz. Evet, TikTok'larımızın böylelikle sonuna geldik. Bu akşam hiç bereketli değildi ya. Çoğu yalan çıktı. Eğer bir videoyu izlerken eğlendiyseniz ve yeni bölümün hızlıca gelmesini istiyorsanız videoya güzel bir yorum bırakıp güzel de bir like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 10.000 like'da yeni bölüm gelir diyorum. Başka oyun videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.